Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin mevzusu hakikaten ilginç düşünen insanlar için. Şimdi bir şeyi çözerken nereye göre çözüyorsun? Mesela bu şeyde diyor ki, bir şey not aldım buraya da. Doğduğun cemiyeti sorgulayabilmek özen Allah'ın inayet etmesi lazım. Doğduğun cemiyeti sorgulayabilmek Allah'ın inayeti lazım. Ta ki bu cemiyetin dışına çıkıp bir başka yere göre burayı kıyas et. Dolayısıyla toplumun içinde kalan insan toplumdan etkilenmemesi mümkün değil. Ama kendine özel bir toplum bulursa, özel bir cemiyet bulursa, cemaat bulursa, onun tesirinden elinden geldiği kadar kurtulur. Şimdi toplumu, insanı etkileyen faktörlerden okuyorum. İlginç bir taraf var. Diyor ki, maddi hava nasıl, Kastamonu'dan 66'dan okuyorum, nasıl maddi hava fena ise, fena tesir ediyor. Bu maddeten de öyle. Dumanlı hava, birisi naylon yakmış, tozlu bir hava. Yani madde, hava bozuk olursa insana tesir ediyor. Hele bu yörenin insanı, hava kapalı oldu mu, sisli oldu mu, insanı tahrik ediyor. Sinirlerini rahatsız ediyor. Bu da önemli. Sıradan basit bir mesele değil. Bu fiziki bir şey. Üstad bak nerede kullanıyor bunu. Madde hava fena ise fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Madde hava almadık, sisti böyle. Birisi duman yakmış. Naylon yakmış, duman basmış. Tamam, maddi hava bu. Manevi hava nasıl bozuluyor? Manevi hava nedir? Bu hava işte. Yani insanların aynı düşünce, aynı yöne, aynı gayeyi taşıyan insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkarttıkları dalga boyu, buna insiba deniliyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetine katılan sahabe insiba ve inikas oluyordu. Şöyle misal vereyim. Sadr, göğüsten bir şua çıkar. Kıbleyi de belirler bu. Kafa dönse namazdan mekruhtur. Ama göğüs dönse namaz gider. Bu Kabe'ye iftitah tekbiri gibi, değil mi? Mesela Hacer-i Esved'e geldiği insan şuradan ve göğüs beraber olacak bu. Şöyle olmaz yani mesela. Göğüs de beraber olacak. Ben bir şey anlatacağım bak şimdi. Oraya selam ederken, selam verirken aynı zamanda kodlama oluyor. Şifre giriyor. Parmak uçları. Herkesin farklı ya. Şu anda farklı. Bir koyuyorsun oraya. Bir tane veriyorsun. Ayna düşün onu. Bütün insanlar da oraya veriyor. Ayna ise sana yansıyan insanlar adedincedir. En az. Melekler değil. Onun için ami bir adam oraya giderse veli. Böyle sıradan, böyle ufak bir tefek bir veli olabiliyor. 16. sözde bunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar, bu şuur-u selasedeki haletle mana değişiyormuş. Hali, atmosfer değişiyor. Üstad diyor. Niye? İnsanlar o haletle, o ruhsal hali yaşarken yaymış oldukları koku, dalga farklı oluyor. Mesela şöyle diyoruz. Ya ben bu adamdan iletiklenemedim ya. Vallahi gözümü tutmadı. Hayvanlar da, hani bunu böyle diyor dediğimiz gibi, hayvanlar da sahiplerini kokuyla tanır. Şimdi
herkesin kokusu farklıdır. Her an o koku da değişiyor. Art niyet taşıyan bir insan, birisini böyle vuracağım falan diye, onun yaymış olduğu dalga farklı oluyormuş. Bu ilmen de tespit edilmiş. Haleti güzelken, onun yaymış olduğu dalga da farklı oluyor. İşte bu dalgalardan Cenab-ı Hak ruhani yaratıyor. İşte mesela onu nerede anlatıyor? Nerede? 29'da var. 29. sözde var. Ben 27'den bir şey okuyacağım bununla alakalı da. Ama onu pekiştireyim diye şu manayı. Bak neler yaratılıyormuş bu dalgalardan. Dalga dediğimiz halk böyle anlamayın. Koku anlamanız için söyledim. Koku da değil. Daha latif dalga böyle. Koku da mesela burnuna alırsın ama bu dalga latifelerini alıyor. Yani tutmadı gözüm. Yani kalbime şey geldi diyoruz ya. Böyle kokudan daha arkası. His diyorsun. His. Histen de daha arkası böyle. Şimdi bak onunla ne oluyor? Ustad diyor ki ruhaniler nereden yaratılıyor? Yani şu dalgamız da ruhani yaratılıyor. Burası değişiyor. Burası doluyor. Ne var mesela? Hangi maddede? Maddeyi nurdan melaike yaratıyor. Ruhani yaratıyor. Maddeyi nur. Şu elektrik, güneşten. Hiç mesela kapalı şeylerde insan zindanlarda sıkılır bu durumlarda. Işığa çıktığı zaman of, o tür melaike çok olduğunda. Ötekisi karanlıktan yaratılan, zulmetten yaratılan ruhaniyet ise zulmet veriyor sana. Bak maddeyi nurdan, hatta zulmetten yaratılıyor, melaike yaratılıyor. Hatta esir maddesinden, hatta bu maddeyi nurdan, şunu da hemen komünistlerin söylediği fikri de hemen kısaca şey yapayım, dal budak yapıyorum ama konuyu. Komünistler ne diyor? Kainatı kaplayan enerji. Allah'ın nuru semavat vel ardın değişik şeyi. Allah yerin ve göğün nurudur. Yani nur yerine enerji diyor. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına enerji diyorlar. Onu da belirteyim bu arada. Usta bak diyor ki hatta zulmetten, hatta esir maddesinden, hatta manalardan. Düşünüyorsun ya böyle. Mesela pozitif ilim diyor ki üniversite imtihanı sabahı 10'la 12 arası dünyanın pozitif, beyinlerin yaymış olduğu enerji dışarıya verdiği pozitif. O çok olduğundan o üniversite imtihanların olduğu yerdeki insanlara farklı etki yapabiliyor. Diyeceksin ki ne kadar basit. Ya cep telefonu yaydığı dalgayı düşün. Bu yayacak. Fakat bu o dalgalardan bir tanesini de söyleyeyim avami tarzda. Kadın çalışıyor tarlada, çocuk ağlıyor. Belki de bir günlük. Şimdi ağlamasıyla çocuğun ihtiyacı olması kadında bir sıkıntı oluyor. Göğsün, bu sıkıntı oluyor, hemen kadına bir mesajdır. Çocuğu git emzir. Emzirmese göğsünde bir sıkıntı olur. Gene direnir gitmese sıkıntı çoğalır. Mecburu kazmayı bırakır. Eve doğru gittikçe o sıkıntı kalkar. Bunu biyoenerji, tıp, telepati diyor. Tamam mı? Oysa çocuğun yaymış olduğu dalgayı, sinyali anne alıyor. Onun sinyal alınca cevap veriyor. Yani radyosu açık onun. Çocuk verici istasyon. Bakın yukarıda radyo istasyonu yan yapsa, benim radyom açık değilse burada duymam. Ama bu yayını İstanbul'daki adam açarsa, denk getirirse dalgasını, o duyar, ben duymuyorum. Onun için dalga karşılığı vardır. O da bir dalgadır. Yani mesela diyor ki yeni evlenecekler, ya elektrik denemedim, pozitif elektrik. Yani bu da bir dalgadır.
manalardan, o için söyledim, hatta havadan, hatta kelimelerden zihayat, zişuru kesrette halk eder ki, hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi, pek çok muhtelif ruhani mahlukları, o seyalet-i latife maddelerini halk eder. Bakın burada ruhani diyor, içikiyor. İ'nin üzeri takkelidir. Yani burada nokta yok. Ruhani olsa ruhanın, ruhaninin kendisi olur. Ruhani olduğu zaman cem var burada. Biz şöyle biliyoruz ki aşağıda anlatıyor. İns, cin, melaike, şeytan. Üstad bunlara muhalif olarak bir de ruhani kullanıyor ki burada da kullanıyor. Bak. Ruhani, biz hemen cinler diyoruz. Mealen. Veya ruhaniye melek diyoruz. Değil arkadaşlar. Eğer ruhani melek olsaydı, cin olsaydı, ins, cin, şeytan, melek, ruhani demezdi. O da ayrı bir sıralanmazdı. Nedir o? Sayıyor. Bu da ilginç bir şey. Can, cinlerin cemidir. Çoğulu. Can, han, dan, şey can, dan, han, man, tam, test. Her altı tane. Her bir nevden de bin çeşit yaratılmış. Altı bin ne? Halaka samat var. Altı tane şey de oradan kaynaklanıyor. İnsan ise bunların neresindedir? Hepsine cemdir. Her birisinde bin tane farklıdır ha. Şöyle de bin tane fark ne demek? Şimdi 400 bin ne var? 100 bin havada uçar. Kuş. 100 bini yerde sürünür. 100 bini bitki. 100 bini de denizin denizlerdedir. 400 bin ne? Şimdi hayvanları düşünün. Çakal var, ayı var. Bak nasıl farklı. İşte bin tane her bir kategoride bin tane var ya aynı bunun gibi. Karınca, fil. Hani bin nev de böyle. Bunun içinde böyle farklılık var demek istiyorum. Ve altı bin nevin hulasasıdır. İnsan haletine göre bu altı bin nevi üretiyor. Allah Resulü'nün bir hadisinde şöyle geçiyor. Aleyhissalatü vesselam. Kabirde diyor, kabirde kişi bakar ki gördüğü, ömründe gördüğü bütün pis şekillerin cemi, toplanmış bir şekil var. Ömründe kokladığı bütün en pis kokuların cem olmuş. Ömründe duymuş olduğu en korkunç sesler toplanmış ses gibi bir kütle. Yani ömründe negatif adına ne görmüş hepsinin cem edilmiş gibi bir topaç gibi bir varlık. Artık nasıl hayal edin? Bütün pis kokuların cemi, bütün pis seslerin cemi, bütün pis korkunç şekillerin cemi böyle bir şey. Kabir ehline gelir diyor. Bakın. Diyor ki kabir ehli sen kimsin diyor. Tabii o gelmeden kokusu, sesi, bilmem şey, bütün vasıfları kabir ehlini rahatsız ediyor. Ben diyor falan tarihte falan yerde kullandığın galis tabirim işte. Yani küfür sözüm. Gıybettir, haramdır vesaire. Tabir, kelam. İşte Allah ona ruhani bir vücut vermiş. Ustad diyor ki kelamdan da ruhani yaratılıyor. Kelamdan, havadan, zulmetten, nurdan, manadan, elektrikten yaratıyor. Yani vücudu harici oluyor. İşte o cem olmuş. Peygamber Aleyhisselam o zaman kabir ehli diyor ki Allah senin belanı versin diyor. Defol diyor. O da diyor ki Allah şimdi senin belanı verecek der ve onu bloke eder. Yani sırılır kucaklar, azap verir. Şimdi burada nereye gideceğiz? Bu kadar dokümanları yaptıktan sonra her bir insanın kokusu ayrı olduğu gibi her insanın her an halet-i rüyesiyle yaymış olduğu dalga farklıdır. Bu dalga mahluktur, vücudu haricisinin dizginini tutan ruhanidir. Bu ruhani iki yönü vardır. Bir müsbet, bir menfi. Müsbeti de böyledir. Yani bu anlattığım hadis-i şerifte, o dedim ya kütle,
yaptığın güzel bir kelam aynı sana böyle mukabele edecek. Bütün güzel kelimelerin cemi, bütün güzel kokuların cemi, ömründe duyduğun. Nasıl olur yani? İşte diyor ki bakın, maddi nurdan, zulmetten, hatta esirden, manalardan, hatta havadan, kelimelerden, zihayat, zihayat, hayat sahibi, zişuur, şuur sahibi, aklı var, şuuru var. Yani kelimelerden çıkan, şu kelimelerden çıkan enerjiden Allah ruhani yaratılıyor. Bu ruhani canlıdır, şuurludur, akıllıdır. Nereden çıktığını biliyor. Zişur kesletle halk eder ki neye benziyor diyor ustad? Sanki bunlar diyor hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları, işte saydığım pek çok ruhani mahlukları o seyaleti latife kokudan, manadan, kelimelerden, bu seyaleti latife böyle değildir doğru. Latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bunlardan bir kısmına müsbetine melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır. Mesela saydım ya bunlardan. Bir kısmı neymiş? Bu çıkanlardan melaike, ruhani, cin. Cin, can, dan, han, man, tam test. Bak bunların içinde ruhaninin de iki yönü var. Erva-ı Aliye, Erva-ı Safile, Erva-ı Habise. 246 sözlerde ben topluyorum zihni hemen atıf yaparak çünkü bu altyapıyı yapıp üzerine bina yapacağım daha. Diyor ki 246 sözler, lemalar 80'de Envar'a göre. Mevvad-ı Şerire'den bahsediyor, şerir madde. Mesela kanser, verem, yılan, akrep yani insanın fıtratını bozan maddi şerire. İki şey yapıyor. Bir, o maddi şerire donuyor, madde oluyor, zehir oluyor, hücre oluyor. Bir de onun mümessili var. Sekenesi ayrı, mümessili ayrı. İki tane sayıyor. Maddi elma habise orada bir mümessillik yapıyor. Bir de içinde sekenesi ve mümessili. Şimdi arkadaşlar, insanın ruhunun yaymış olduğu ve bizim daha görmediğimiz Bediüzzaman gibi insanların söylediği zaman ancak anladığımız mahlukatın kaynağını oluşturuyoruz. Böyle bir mahlukatın imalatına, imalathanesi gibiyiz. Yaratılıyor devamlı. Onun için bizim bütün ömrümüz fotoğraf çekiliyor diye alem insanda şak diye değil. Öyle fotoğraf değil. Ne yapıyor? Bunlar gidiyor. Değil mi? Şimdi bu noktadan bakalım şimdi. Nasıl madde hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa, insanların haleti bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Herkesin istidadına göre. Yani alıcısı cemiyetine kadar açıksa, başkasına dönükse o kadar rahatsız olur. Şuur-u selase ve Muharrem'de, Alem İslam manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına, ticaretine ciddi teveccühleri, himmetleri ve tenvilleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Bakın cemiyetteki havayı temizleyenlere bakın. Neymiş o? Şuur-u selase. Nedir o şuur-u selase? Üç ayları. İki, Muharrem'de. Bir de Muharrem ayındaki alem-i İslam'ın manevi bir havası oluyor. İki, çok antika bir şey bu şimdi bak. Üç, ehli imanın ahiret kazancına, ticaretine ciddi teveccühü. Bakın o da dalga yayıyor. Ciddi teveccühü, ciddi ama. Dört, teveccühünden hariç himmeti. Kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Himmet, maddi himmetten tutun, manevi himmete kadar. En büyük imalathane maneviyat insanlarıdır. Mesela adam fabrika açmış, bardak imal ediyor. Adam fabrika açmış, telefon imal ediyor.
Gözlük imal ediyor. Birisi de ruhani kalbini, gönlünü, ruhunu imalathane yapmış. Maneviyat imal ediyor. Bu üreten bir insan ürettiğini veriyor. Manevi insanlar da bir fabrika. Yani bizim yaptığımız ticarete benzemiyor bunların. Bunların imalathanesi. Bunların imal ettiği malzeme kullanılırsa hem dünyamıza hem ahiretimizi mamur ediyor. Bunlar da imalathane. En büyük emek işte budur. Ruhun imal ettiğidir. Manevi insanların imal ettiği kelamdır. Normal insan yapamaz mı? Normal insan seviyesine kadar yapar. Herkes yapar. Herkes seviyesine kadar. Çünkü maneviyat adam yoldan yapar değil mi? Herkes yapar. Herkes yapar tabii ki. Maneviyat derken normal insanın da maneviyatı var. Namaz olanın maneviyatı var. Oruç tutanın maneviyatı var. Burada zaten şuuru selaseye kim giriyor? Üç aylarında ehl-i iman. Oruç tutuyor. İşte namaz kılıyor. Zekat veriyor. Manevi deyince evliya anlamazsın. Evliya değil o. O zaman bu dünyada faaliyetleri var mı? O imalatlarımız şeyler mi? Tabii mesela şimdi adam sen hiçbir şey yapmıyorsun. Köyde bulunuyorsun. Nurcu bulunuyorsun. Namaz kılıyorsun. Dikkat ediyorsun takmana. En büyük imalathane yapıyorsun. Yayıyorsun yani. O seni görenler. Ama tabii bu derece derecedir. Bir başkası Bediüzzaman gibi yani. Bir başkası başka seviyede. Yani bunlar ahiretin sanki bir fabrikası malzeme imal ediyor. Kim kullanıyor? İhtiyacı olanlar gidip müşteri oluyor. Ruhuna malzeme yapıyor. Ama mesela Üstad Taha diyor ki lisan-ı âli konuşsun diyor. Tabi bu ta aşağıdan tut. Yani halim selim olması, İslami sıfatlar olması. Onun için İslam şekli gözüküp de İslam'ı yaşamayanlar da bunun zıttı kadar zarar veriyor. Ciddi teveccühleri, himmetleri, tenvirleri, tenvir de bu, yaymaları. En büyük şey onların o hali. Ne yapıyor? Maddi havayı bak ne yapıyor? O havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. O havayı. Burada bir sürü hava var. Bazı diyecek ki ne var var kardeşim burada ne havası var? Kardeşim televizyon dünyası yok mu? Radyo dalgaları yok mu? Telexler yok mu? Cep telefonları bir sürü şeyler var. Bu bize aralamıyor mu? Burada başka alemler de var. Başka alemler de var. Cinler var. Ruhaniler var. Melekler var. Şeytan var. Tam var. Test var. Ham var, dam var, bir sürü mahluk ve onların da bin tane çeşidi. Neler var yani? Boş yok. Bu iletişimi bir şey yapıyor da yani. Evet. Boş, ancak boş kafamızda var. Boş kafamızda boşluk var. Hayatta hiçbir boşluk yok. Hayatında boşluk verirsen birileri senin hayatını doldurur. Hiç affı yok. Kuzum, hayatta boşluk yok. Bir daha konuşabilir miyim? Dur. Himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Müthiş arızalara, fırtınalara mukabele ediyor. Arıza nedir? Toplumdaki müthiş bir yarık, toplumdaki müthiş bir kaos, buhran, bunalım, stres, içine öyle üflar. Acayip bir şey bunlar. Müthiş diyor bak. Müthiş arızalara. İki fırtına. Fırtınalara. Onun için bir abinin gayrimüteşhirde kitabında derslere, dershanelere liman diyor. Limana gemini yanaştıracaksın. Limana gideceksin. Sükunet istiyorsun. Temiz deniz çalkalanıyor. Kıyamet kopuyor. Orada hükmün geçmez yani. Gemin okyanusa göre ne kadar yani? Limana gireceksin.
herkes etkilenir mi acaba? O sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Herkes. Bunu meydana getiren, burada yakalayacağımız şu, yani düşündüğümüz, hissettiğimiz, söylediğimiz, konuştuğumuz elbette bize malzeme oluyor ahirette ama burada karşılık buluyor, burada da yayılıyor. Yani her bir insan şer veya hayır, imalat hanesi gibi bir fabrikasyon, taş ocağını kurmuş, taş alıyor, ondan sonra kum çakıl yapıyor. Geçenlerde bir yerde gördüm yukarıdan. Taşı alıyor, ya bu toz yok, o ucu kaya. İmal ediyor. Fakat o şuur-u mübareke gittikten sonra, şuur-u mübareke, yani o 5-6 tane sebep vardı havayı değiştiren, gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri, pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Sergi kalkıyor. Pazarı değişiyor. Mesela birisi bir yerde odun yaksa çıkan duman bile, ya Allah Allah ya, ben geçenlerde komşuyu ikaz ettim. Dedim ki kardeşim, ya şu naylonunu çöp diye yakacaksan poşete koy, ben çarşıya çöpe götürürüm. Köyde yakma. Bizim o şeye. Ben eğer sende götürme şeyin yoksa ben götürürüm. Yeter ki naylon yapma. Ha? Ya bir naylonla hoca ne olur dedi. Bir naylonla ne olur biliyor musun? Şu gördüğün yamaç köy tamamen havayı bozar. Bir naylon ya. Bakın bir kesif iken bir yerdedir. Latifleştiği zaman içindeki kesafet de adeta latifleşerek her yerde oluyor. Poşet orada duruyordu. Bir şey olmayacak. Ama yaktığı zaman bütün köyde ya. Bir daha okuyorum şurayı. Fakat o şuur-u mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler, himmet, gayretler, servetler, akıl, zihin, düşünce, gayret, ne varsa, ne servetin varsa, himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrafe, havayı bozan buharat-ı muzahrafe, yani eskiler bilir orada misal, gübreyi attıkları zaman ahırdan dışarı bir duman çıkardı. Bak o da buharat-ı muzahrefe veya naylon yaktın. Aynı bunun gibi yani pis buhar. Buhar niçin denmiş? İnsanlardan çıkan o latiftir. Ama kesiftir, içerisi kesiftir. Mesela bize göre şeytan latiftir, esirdendir. Latif olması, cesedinin latif olması üstünlük değil, içerisindeki ruhu kastediyorum, kesif. İşte cinler de bize göre latiftir. Biz atomdanız. Onlar esirdendir. Fakat önemli olan o esirin içerisindeki ruh. Mesela kafirin ne sene düşmanız? Cesedine düşman değiliz. Allah'ın sanat ilahisi. Göz, kulak, hepsi Cenab-ı Hakk'ın sanatı. Nesine düşmanız? Kalbinde beslediği o itikada düşmanız. İşte burada da buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. İnsanlardan çıkan o duman, göremiyoruz biz onu. Mesela şeyler yapıyor, çobanlık yapanlar bilir. Hayvan otlarken bir anda sır bağırmaya başlar. İmam-ı Gazali Hazretleri bunu ele alıyor. Yakın bir beldede onun dalgasına girecek bir kabir azabını fark etmiş diyor. Gazali diyor, Hazretleri diyor. Mesela başka bir misal vereyim, rastladınız. Ezan okunurken köpeklerin ve çakalların köyde bağırması, onlar şeyi görüyor, cinlerin boyutuna uygun. Çünkü köpek cini de parçalar.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evinize diyor beyaz horoz besleyin. Yılan, akrep ve cinden sizi muhafaza eder. Hadis. Mecmuat-ül Adab'da yazıyor. Onların boyutuna o gözüküyor. Hasan bunları niye misal veriyorsun? Yani o çakal niye bağırıyor? Cinlerin kaçışmasını görüyorlar. Yani o buhar bizden de çıkıyor ama farkında değiliz. İyi şeyler, kötü şeyler düşünce. Bir misal vereyim. Gördüğün rüyalara göre vücut nasıl değişiyor? Bazen terliyorsun. Bazen güzel bir yemeğin tadı var ağzında. Bazen gusül ediyorsun. Bazen güzel bir manaya kalıyorsun. Sana bir hakikati söylüyorlar. O aletle bazen moralı bozuk ağlayarak ki Allah Resulü kötü bir şey görürseniz sol tarafınıza diye üç defa tükürün diyor. Oradan gelmişti kapısın kapı. Yani bunlar hep buharat-ı muzahrefi anlatmak için misal verdim. O manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zehirlenir. Zedelenir. Acayip bir şey. Herkes derecesine göre zehirlenir ve zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi. Hep devamlı derim işte buralardan çıkarıyorum. Dert imal edip, derman imal etmeyeni yanında oturma. Moralin bozuyor kardeşim, tamam dert, anan da doğurur demişler. Derdin bir sürü imal edilir. Derman? Derman, hani derman? Çaresi. Onun için tenkit ediyor. Peki ortaya koyduğun var mı? Tenkit edemezsin o zaman. Tenkit etme kardeşim. Bir şey elinde olmayan bir şeyi iddia edemez. Eleştiriyorsun ama o tahriptir diyor İmam Ali. Yani ittiği bir şeyin yerine koyacağı malzeme olmayan şimdiki tabirle eleştirirken sunumu yoksa yani ittiği şeyin yerine koyacağı yoksa bu tahriptir. Çünkü daha İyisi gelsin ondan sonra kaldıralım diye bak. Çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Nasıl bir gözse? Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Kader-i İlahi'nin izini, özünü yüzüyle müşahede etmek. 123 Kastamonu'da da öyle diyor. Kader-i İlahi'nin izini, özünü, yüzünü görmek. Hadiselerde, her hadisede bunu görebilmek. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak, yani bununla bakmak, ne kadar müşkilat ziyadeletse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefka hareket etmektir. Yani ne kadar müşkilat dahi olsa davamızda ciddi ve samimi şefkle hareket etmektir. Böyle ne yapayım ya, bugün ne günlerden? Perşembe. İşine, bari derse gideyim. Böyle ders olmaz. Bugün benim perşembem, derse gideceğim. Yani yapacağım bir şey kalmadı da bu kalmıştı. Tarzında olmamalı. Ciddi olmak, ciddi diyor bakın. Çünkü olay ciddi. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu hadisine bakın. Allah'ım gözümü açıp kapayıncaya kadar bir an bile beni nefsimle baş başa bırakma. Bu insan ismet sıfatına ait, korunmuş. Yani hem korkuyor, 70 defa ki çoğul ifadesi istiğfar ediyor. Yani olayın farkında değiliz. Farkında olduktan ne kadar olursak o kadar feberan ediyoruz. O kadar bağırıyoruz. Aman ha kardeşim, bilmeyen de der ki ola ne bağırıyor ya bağırın ya. Bu adam manyak budur ya. Biliyoruz be kardeşim ya. Biz de biliyoruz. Biliyoruz, bilmiyoruz. Lafzını biliyor. İnmiyor buradan aşağıya. Sonra işte bu haleti, bu haletle ortaya çıkan iki tane cemiyet mukayesesini okuyacağım şimdi. Bu alt veri idi şimdiye kadarki ders. Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre 27. sözden okuyorum 481 üçüncüsü. Nasıl ki çarşıda, hayal edin çarşıyı, mevsimlere göre birer meta mergup oluyor. İştihat bahsi. İştihat bahsi.
Çarşıda, dikkat et sen çarşıdasın, çarşıda. Çarşıda mevsimlere göre, bugün mesela şeye gittim, arabaya bir tane ip alayım dedim de, ip al, çarşıya. Girdim hemen alacağım ip. Baktım ne gördüm çarşıda? Kuzinalar vardı. Kış ya. Yani çarşıda mevsimlere göre birer meta mergup oluyor. Yani öne çıkıyor. O malzeme, ilginç bir malzeme öne çıkıyor, sergileniyor. Vakit be vakit birer mal revaç buluyor. Bazıları isim yapıyor, çıkıyor, çok acayip tutuluyor. Öyle de, bu bir misaldı, alem eşerinde, alem, herkesin küçük bir alemi, yaşadığı alem, cemiyet ve büyüğü alem. Alem meşerinde, içtimaiyat-ı insaniye, birincisi insanın aleminde, iki, içtimaiyat-ı insaniye aleminde, üç, medeniyet-i beşeri çarşısında, her asırda birer meta, birer malzeme, mergup olup revaç buluyor. Mergup? Gözde. Gözde, rağbetlenmiş. Gözde, hedef o. Sükunda yani çarşısında teşhir ediliyor. Bu asırda bilgisayar mesela. Rağbetler ona celp oluyor. Rağbetler ona celp oluyor. Nazarlar ona teveccüh ediyor. Bütün düşünceler hep onun etrafında. Onun etrafında. Onun etrafında. Dediğin için hatırladım da şimdi. Derse gelirken köyden iniyordum. Birisini yoldan aldım. Elinde bir şey vardı. Bizim köyde. Ne var dedim. Kızın diyor bilgisayar parçası da değiştireceğim. Ona dese ki namaz hocası alması lazım kızı. Sonra yaparsın. Namaz hocası için iner miydi? Ders için iner miydi? İnmezdi. Çünkü ona rağbet yok ki. Din istepne lastiği gibi kenarda konulmuş. Lazım olunca kullanırız. Ne zaman? Cenaze olunca. Cenaze olunca, düğün olunca, bela musibet olunca, felçli olunca. Rahmetli Zirabi tabiriydi bunun. Onun sözüdür. Ben senin gibi değilim. Ben sağken dinimi seçmemiştim diyor. Çok bana özel böyle şey vardı ama tevazu ediyordu ama Allah gani gani rahmet etsin ona. Ben diyor felç olduktan sonra metozörü olarak bunu seçtim diyor. Yani elhamdülillah bu da bir nimet de dediği de yalan değil yani. Şimdi istepne lastiği gibi koy oraya. Stres olunca dinlerde. Cenaze olunca dinlerde. Kabir gelince din nerede ya? Buna ne yapacağız? Kullan onu, ondan sonra koy kenara. Öyle mi? Öyle oluyor. Rağbetler ona celp oluyor. Nazarlar ona teveccüh ediyor. Fikirler ona müncezip oluyor. Artık herkes onu konuşuyor ya, dalgalar yayıyor. Arkadaş bir yarım saat önceki ders, dalgayı düşünün. Çarşıda herkes pompalıyor. Yani yayıyor onu. Yaktığı ateş. O kızıl ağacı yakıyor, o gülgeni yakıyor, o çamı yakıyor. Herkesin bir dumanı çıkıyor. Hepsinde netice duman yani. Duman çarşı iş yapmış. Teneffüs ediyorum kardeşim orada ben. Teneffüs edince ben onun atmosferinde dışına çıkamam. Ancak derim ki şurada kardeşimin dükkanı var. Arkasında işte tekstilin arkasında, elbisenin arkasında bir küçük bir oda yapmıştı. Mahmut yapmış, şu yapmış. Bir risale okusak, bir haşir risalesini okusak, ayet-i kübra okusak. Bak ayrı bir alem yapıyoruz işte. Alem içinde alem girmesin diye. O odaya duman girmesin diye. Senin dükkanında kenarda risale var mı bir yerde? Yok. Şimdi böyle düşündüğüne göre yok. Kur'an var da. Başka? Risale var mı? Risale de koy. Çok da güzel. Kur'an çok acayip. Tebrik ederim. Ama Risale'yi de koy. Okuma. Okumasan bile şöyle her gün 10 dakika okuyacaktın ya. 10 dakika okumasan eve şöyle yap. 10 tane sayfa say. Bunu da yapamazsan aynaya geç. Ne diyeceksin? Cafer sen insan değilsin.
10 defa. Cevap ver, insan değilsin. Cevap ver, insan değilsin. 10 defa. Tamam. Ama bundan sonra herhalde okursun artık. Ya 10 dakika en az okuyacaksın veya en az 10 sayfayı çevireceksin. Abi diyor, çevirince diyor ben diyor mecbur okudum. Hikayemiz de zaten o. Ha bunu da çeviremedim. Aynaya geç. Sen insan değilsin kardeş. Sen insan değilsin. 10 defa de yat. Uyuyabilirsen yat. Yatabilirsen tabii. Kardeş, Hazreti Ali diyor ki, radıyallahu anh, yatarken zincir kopuyor diyor. İman hakikatlerine meşgul olur ki, belki o yatış öteki yatışın başlangıcı olur. Yani dünyevi hadiselerle yatma. Dünyevi hadiseleri kopar. Mesela geldin bir sürü çekler, senetler, işler falan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 5-10 dakika koptu o. Başka bir teveccüh oldu, yat. Eğer geçersen ahirete, bununla geçmiş oluyorsun. Kulağın ne olacak? Kapanı kulağın ya. Ufak bir şey bu ya. Kopar diyor. Hazreti Ali öyle diyor. Zinciri koparın diyor. Mesela şu zamanda ne meta var piyasada? Bir, siyaset meta. Siyaset particilik anlamayın. Bakın çok ilginçtir. Bir defa ömründe topa vurmamış benim gibi. Bilmiyorum yani. Ha böyle vurunca böyle gitsin diye böyle gidiyor. O ayakkabıcıyla sen futbolcuydu. Bak şimdi bir defa topa vurmayı bilmemiş, bir şey anlatacağım. Dinden bir kitap okumamış, D'nin bir D'sini okumamış. Maalesef çok ilginçtir. Toplumda en çok hiç futboldan anlamayan futbolu konuşuyor. Dinin D'sini bilmeyen din konuşuyor. İçtihat ediyor. Bana göre budur diyor. Ulan sana göre din olur mu? Bilmediğimiz, en çok konuşulan, geveze edilen saha bunlarmış. Bu istatistikmiş yani. Diyor ki şu zamanda siyaset meta buradan başlıyor, o ne oldu falan gitti. Ondan sonra başbakan ne konuştu, oraya kadar da gidin. Şuraya, şuraya, üf, zamanım yok diyor. Bir saat haberi verir. 10 dakika risale okumaz. Cüzünden 10 sayfa okumaz. Ama gazeteyi bitirir. Çok tuhaf. Mağazaya girdiği zaman 50 milyondan aşağı çıkamaz. 500 kuruşu bir garibana vermez. Tuhaf. Param yok der. Param yok diye ağlayan yanındaki dükkanda şahidim ben bir kardeşimle markette paramız yok falan diye vardı. 3-5 gün sonra bir hafta sonra aynı adamın Nissan kabinli araba aldığını biliyorum. Burada daha yeni oldu. Pazarda. Param yok diye ağlayan, hükümete küfür eden, beni de şeyimi bozmuştu o haletimi de. Eve bakıyoruz ki araba çekmiş, malzeme almaya gelmiş. Allah bizi denk getirdi. Ta ki herhalde bir hikmeti şu, bak bu adamı tanı yani malzeme oldu bana bakın. Çok tuhaf yani. Şu zamanda siyaset meta 2, hayat-ı dünyevinin temini hep o. Çocuğu değil, kendimizi garanti aldık. Çocuğu torunlara da. Ömrümüz yetse torunun torununa da. Hayat-ı dünyevinin temini. Dün bir yerdeydim. Dedim ki, emece ikindi geçiyor. Uşağım dedi, bu şey tarlanın 5-6 tane taş kaldı. O sonra 15 tane var. Onu koyuyor. Yani bunu bitireyim diyor. Yağmur gelir, tarla iner diyor. Ya imanın iniyor, imanın iniyor. Şu iman inmemesi için namaz duvarını bir ör, şu ikindi bir kıl. Torucuna şey yaptım da inerken yüksel. Kıl şunu, doğru söyledin ya dedi ya. Hayat-ı dünyevinin temini, çok acayip. Eskide şöyle düşünüyordum, hakikaten babalar çocukları için, torunlar için yapıyor zannediyordum. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, o bir cezadır diyor. Cenab-ı Hak onu dünyayla meşgul ediyor. Çocuk görüntüdür. Aslında kendi duyguları tatmin etmek için yapıyor. Kaç tane hakemlik yapmışım. Ölden adamın miras için kavgalar. Ben de buna şahidim yani. Kardeşim ben de olmasam birbirlerine girecekler. Benim kardeşlerim bile. Yani çok az görmüşüm güzelce ayrılanlar. Başkaları kavga etsin diye adeta. Elin kızı oğluna geliyor oyacak. Veya kızın vasıtasıyla elin oğluna geçecek yani. Acayip bir tuhaf.
babam bu kadar Almanya'da soğan ekmek yemiş. Tabii ki şeriata göre ben böldüm. Bizden giden kız tabii ki hissesini aldı. Yoho, hiç bilmedim şey. Hatta benim zihniyetime bile zıt aileye gitti para. İçim yanar ama Allah'ın kanunu bu. Ama kan alamayacak. Niye? Allah'ın dini böyle. Hakkını verecek. Ne yaparsa yapsın o. Yani hayat-ı dünyevinin temini 3 felsefenin revaçları gibi. Hayatını kendisine göre yorumluyor, topluma göre yorumluyor. Görmüyor musun diyor yani. Bak falanca ne yapıyor diyor. Kendi hayatını yani pergelini şöyle yapmış. Pergelin bir kalem ucu var, bir de demir ucu. Kendisine koymuş, batırmış. Bütün o şeye göre çeviriyor. Şimdi kendisi nereye göre açıyor? Falancayı görmüyor musun? Müftünün evinde bile çanak var diyor. Ne oldu ya? Meşru mu oluyor senin o şimdi? Bir tane Türkiye'ye çevrilmiş, bir tane gavura çevrilmiş. Her yeni geldim ya bu memleketlere. Artık etkili bir tuhaf oldum yani. İki tane çanak var, niye koydunuz dedim. İki tane boynuz gibi böyle. Bir böyle dönüyor, bir böyle. Bu yeni kurban için geldim de yeni görüyorum bunları böyle. O eskide tek vardı, şimdi çift. Yorumluyor. Herkes de var diyor. Müftüde de var diyor. Bak camiyle şu anda var diyor. Mesela örnek veriyorum. Diğerlerini siz zaten kıyas edin. Nedir bu? Felsefenin revaçları. Hayatını çevreye göre, başkasına göre yorumlamak. Kendine göre bir din anlayışı ortaya koymak. Ve Selefi Salih'in aslında, bu asırda böyle. Selefi Salih'in aslında ise, asıl saadetti o zaman, ondan sonra, o zaman çarşısında en mergut meta, o zamanın çarşısında en geçerli malzeme, madde, bir, Halik-i semavat ve arzın marziyatlarını, sema ve arz ve içindekilerin sahibi olan Allah'ın bizden isteği, bir, bizden arzularını, kelamından istinbat etmek, yani Allah ne diyor, ne ayeti geldi, bu ayette ne diyor, zihinler hep buna dönüktü, kelamından istinbat etmek, nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet ebedi kazandırmak vesairini elde etmek idi. Yani nur-u nübüvvet ve Kur'an'la kapatılmayacak ahiret alemlerini nasıl kazanacağız? Kalpler, zihinler, fikirler bunun üzerine dönüyordu. Dönüyordu da dünyayı kaybettiler. Dünyaya reis oldular aynı zamanda. Kalpsız ve akılsız malzeme ne işe yarar ki? Sefaatine yarıyor. Yani sahabe çalışmadı mı? Burada çalışmadı yok. Çalışmamazlık denen bir şey yok. Sahabeler etmiş pişmişler. Muallimlik yapmışlar. Yani ama onunla bakmışlar. O gözlükle bakmışlar her şeye. İşte o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan içtimaiyat-ı beşerinin sohbetleri. Mesela sen o dükkanda dolaşıyor, Mahmut'tan geldi sana. Ekrem kardeş falan var, senin dükkan varken rastladım işte. Ooo girdim falan, tam gidiyordu, aldın içeri. Ya kardeşim var burada bir şey oku bize ya. Bu ne, burada ne diyor? Mesela bak. Neydi? Hayat içtimai beşeriyenin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Halik-i semavat ve arzın marziyatı, isteği nedir bu? Ahiret varmış. Bu beni alakadar etmez diyemezsin. Herkesi alakadar edecek bir mevzudur. Kabir beni ilgilendirmez diyemezsin. Araba beni ilgilendirmez. Siyaset beni ilgilendirmez. Doğru. Herkes ilgilendirmiyor. Bermuda şeytan üçgeni ne oldu? Ne bileyim ne olacak? Sibirya'da efendim şeyler eriyormuş, karlar, su yükseliyormuş. 150 sene sonra bilmem ne olacakmış. Beni o kadar ilgilendirmiyor. Çünkü %100 bana isabet etmez. Çünkü ben öleceğim. Ama beni %100 etkileyen kabirdir. Kabir hadisesi var ya. Ona göre ceyran ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir dersli marifet alır.
O zaman da ceyran eden ahval ve vukuat ve muhaverattan talim ediyordu. Sokağa bıraktığın zaman alim oluyordu. Şimdi sokağa bırak, serseri oluyor. Yani böyle bir ortamdayız. Peki ne anlatıyorsun bunu? Çare ne? Çareyi de aşağıda anlatacak ama farkında olalım diye en büyük gayem bu yani. Farkında mısınız? Farkında mıyız? Yani toplumda böyle yayılan dalgaların içindeyiz. Farkı fark etmek lazım ki Furkan oğlum. Fark etmek için. Fark et, yaşasan, batsan bile bu fark etmek seni bir gün çıkartacaktır. Fark etmek lazım. Ama fark edemedin mi? Misk amber gibi üzerine sürersin. Fark etmek lazım. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına iştihada bir istidadı ihsariye telkin ediyordu. Hatta o derece şu fıtı ders tembir ediyordu ki yakın idi ki kesipsiz iştihada kabiliyeti ola. Yani kesip yok, gayret etmiyor. Sokağa bırakıyordun, hep bunlar konuşuluyordu. O ne dedi? O sahabe ne dedi? Resulullah ne hangi ayet geldi? Allah Allah falan. O öteki tam oradan geçiyorsun, bir yere doğru gidiyorsun, kazma kazacaksın. Ya ayet-i kürsü şöyleymiş ya, Türkiye ayet-i kübra şöyle falan. Hep bu tarzda konuşmalar oluyordu. Kesip yok yani. Sen bunları öğrenirken, bir gayretin yokken böyleydi. Tenvir ediyordu ve yakın idi ve kesipsiz iştihada kabiliyeti olan ateşsiz nurlana işte şu tarzda fıtrı bir ders alan bir müstahit iştihada çalışmaya başladığı vakit kibrit hükmüne geçen istidadı nurun ala nur sırrına mazar olur. Çabuk ve az zamanda müştehit olurdu. Ama şu zamanda medeniyeti Avrupa'nın tahakkümüyle lazım. O da lazım. Televizyonlarda reklamlarla Avrupa'nın medeniyetinin tahakkümüyle tamam lazım olanları almak lazım diyor Bediüzzaman. Ama çoğusu ahlakı bozuyor diyor. İkinci Emir Dağ'ın da anlatıyor. Bak sen radyo ve televizyonlar ne kadar hayırlı bir alet. Ne kadar bir yerde tevhid yap, haşir yap, fıkıh yap. Açık oturumu, fikirler gelişsin insanların. Ama bak nerelerde kullanılıyor. İşte bunların tahakkümüyle insanı bloke ediyor. Televizyonlarla sihir yapılıyor. Sihir, sihir. Renklerle sihir yapılıyor. Gazete renkleriyle sihir yapılıyor. Rastlantı bir renk değil onlar. Bankaların logolarıyla sihir yapılıyor. Sihir var. Kelamda sihir var diyor Kulağızı bir Rabbin Nas'ta. Şualarda. Fil ukad. O mikrofonlarda sihir yapılıyor diyor. Bir muhatap sihir yapıldığına en büyük deli şu. Bak, aç bir televizyonu. Hadi kurtulak kapat da göreyim seni. Kapat da göreyim. Nasıl bloke ediyor seni? Tabii içinde büyüdüğümüz için, teneffüs ettiğimiz için anlamıyoruz. Siz burada doğdu büyüdüğünüz için nem oranı anlamıyorsunuz. Ben güneyden geldiğim için bir de alerjim olduğundan nemi anlıyorum. Örnek için söyledim. Hemen burnumdaki tak diye giriyor, kapatıyor nem. Yani örnek veriyorum, bir yerde doğduk büyüdün orayı anlayamıyorsun. Biz de bu toplumda doğduğumuzda anlamıyoruz. Ders burada en şeyi kaçırmamak lazım. Anlamak adına bir ders var. Anlamak yani. Bir de yarım saati şeydi. Böyle bu cemiyete katkı sağlayan kişiler. Menfi veya müsbet. Nasıl dalga yayıyor? O dalgayı teneffüs ediyor. Yutuyoruz. Ateş yandığı zaman dumanı yuttuğumuz gibi. Medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle. 2. Felsefe-i tabiyenin tasallutuyla. Şeraiti hayatı dünyevinin ağırlaşmasıyla. Dünya hayatları şartları ağırlaştı. Niçin ağırlaştı? Kastamonu'da şöyle diyor. Varlık içinde kahtugala. Ne demek biliyor musun? Kanaat yok. Kanaat olmayınca varlık içinde fukaralık çekiyoruz. O da lazım. O da lazım. Çok özür diliyorum. Kusuruma bakın. Oluyoruz lazımlık. Her şey bizi pisliyor. Yani
Bir bak bakalım eskiye göre. Yani güzel yaşamak, güzel yaşamak derdi adına nelerin esiri oluyoruz? Yani hep bu. O da lazım. O da lazım. Allah Allah ya. Kanaat yok, kanaat. Mustafa bak cümleye bak. Varlık içinde kahtu gala. Varlık içinde kıtlık. Varın farkında değiliz. Bugün bir tanesi ne dedim? BİM'den bir şey alayım dedim. İncil. Orada tabii gittik alışveriş yapınca adamlar çıkıyorsun. Mahsus en sen geri kaldın ki kuyrukta. Hep iki kelam edeyim adama. Yani bir şey diyeyim. En azından bir kart vereyim. Neyse oradan buradan girdik. Dedik ya bak varlığın falan. Hocam dedi nasıl varlık dedi ya ben dedi. Bak dedi köye çıkacağım dedi. Bir dedi arabam yok. Bir dedim böyle gider misin? Ne var dedi. Git kardeşim. Oo maşallah müthiş bir arabam var. Haberin yok. Şu arabam yok ama şu ayaklarının farkında mısın ya kardeşim? Sen bu ayakta çıkmıyor musun köyüne? Bu sefer inansam ki ilk defa görüyor ayağını. Hakikaten ya. İnan inan ya ben size yalan söylemiyorum. Çaylı'daki BİM ya. Hakikaten, hakikaten hocam doğru söyledin ya dedi. Git dedim şu devlet hastanesi ne kadar romatizmal hastalar var, feşli hastalar var ya. Ayağının farkında mısın? Hepimiz az çok bundan şey yapmışız. Bu da lazım. O olacak. Eskiden bir ayağımızı kesse araba ya. Şimdi Renault'a bekçi de ödüyoruz. Şimdi ya bir jip de lazım ya çünkü yaylaya çıkıyoruz kardeşim. Ailece gidiyoruz. Tamam ama bunun dibi yok ki. Çekiyor da çekiyor. Anafor gibi çekiyor. Nedir? Ama teki tarafta davan batsa 5 kuruşumuz olmaz. Acayip bir şey. Yazlık kışlık evimiz olur. Şu kadar arabamız olur. Ama 5 kuruş bir yere deseler nereden çıktın? Nereden çıktı bu? Hemen 5 kuruş vermeyiz. Maça 10 lira veririz. Televizyona linkleri seyredelim diye aylık şu kadar şey veririz. Ama bir yere bir aidat vereyim de sık vermiyoruz. Acayip bir şey. Bu tuhaf bir asır yani. Tuhaf bir asır. Sanki oraya gidilmeyecek yani. Ahirete gidilmeyecek. Medeniyet Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefi tabiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı dünyevinin ağırlaşmasıyla efkar ve kulup dağılmış. Efkar, mahsus yapıyorum, görseller var, öyle sesli değil. Efkar ve kulup, kalple dağılmış. Acayip olmuş, darma duman olmuş, şanzımanı dağıtmış. Himmet ve inayetler inkısam etmiş. Yardımlar, himmetler çok kanallara ayrılmış. Ayrılmış. Acayip bir şey. Bu kaç yerlere aidatlar var, senetler var. Şu bir sürü şeyler var. Ya sabah talim için sabah namazını kılıyorum. Her sabah hafızaya inip talim ediyorum. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Siz bunu yaşıyorsunuz da ben malzeme, meta olarak kullanıyorum. Sabah köründe kıldım namazı, hafıza talim için iniyorum köyde. Aşkı diyeceğim zaten gidene kadar şey. Ya o körpe saatte 14-15 en fazla 16 yaşında kız çocuğu. İn yok, cin yok. 4 kilometre var değil mi köyden şeye? Meylat'a. 4 kilometre o ormanların içinde çocuk şey o ana ebe şeyecek, dolmuşa binecek, Rize'ye şeye geçecek. Üniversite hazırlama kursuna. Yan kaçıncı sınıftasın dedim, arabayı aldım. Bilmiyordu da aferin, tanıdı beni. Hocam dedi, lise 2 diyeyim, daha 2 senesi var. 2 sene ödemeli oraya. Kur'an okumayı biliyor musun yavrum dedim. Bilmiyorum amca dedi. Yok bak. Himmetler darmadağın olmuş. Tamam olmasın mı? Olsun ama sıraya koyalım. En çok ne lazımsa onu yapalım kardeşim. Arabada trafik kazası geçirdik. Hurda karşı olduk. Adam şimdi kap dağıldı. Doktor nereye hemen müdahale eder? Hayatı noktaları kalbe ve beyine. Sen de ki bir dakika doktor bey ya. Kalbi bırak kardeşim, beynini bırak. Bu adamın ayağı kırılmış. Bunu bir ortopediye götürelim kardeşim, kalıba alalım. Ondan sonra kalp ve akla bakarız. Ya da arabasını yapalım. Ya evet doğru söyledin. Ya da arabasını yapalım. Şimdi... Yol geyin git. Ya tam akıllı değil ki zaten. Zaten bana tam akıllı insan denk gelmiyor. Bunu nereden hatırına geldi? Ya da arabasını yapalım. Şimdi
kalpler, akıllar darmadan, himmetler, inayetler inkısam etmiş, zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Zihinler ve kalpler maneviyata, derslere, hemen bir geliyoruz hepimiz alınmayın da, hemen pat kafa düşüyor. E kardeşim Allah aşkına ya. Televizyonu seyrederken 1,5 saat maçı seyrediyorsun. Burada yarım saat senin ahiretin anlatılıyor. Kafa düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dininizi kimden öğreniyorsunuz farkında mısınız? İyisiniz, iyiyiz diye gaflete atanların yanında oturmayın diyor. Aa o sizin gibi adam var mı ya falan. O da yok, o da yok. İfrat ve tevhid ama maalesef bir yarım saat ile tahammül edemiyoruz. Niçin bunu misal veriyorsun? Maneviyata yabanileştik, farkında mıyız? Hafıza sığırı sattırdı ya İslam rahmetli. Hafıza sığır almış. Hafız diyor, İslam diyor ki, ya diyor hafız diyor, bu sığır diyor, niye aldın diyor, yabani sığırı sana verdiler diyor. Dağdan yakaladılar, sana sattılar. Süt vermez. Süt vermez, ne yaptı gitti? Sattı. Yabani sığır. Sığır olur mu ya yabani sığır? Burası Afrika mı ya? Pijamalı sığır mı olacak burada ya? Yani yabanileşmişiz. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hüpsedip alimlerle mübahese eden Süfyan İbni Üyeyne olan bir müştehidin zekasında bulunsa, yani istidadı bile olsa, Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Şimdi adam çıkıyor, biraz Kur'an'dan bir şeyleri ezberlemiş, bilmiş. İmam Azam'ın şunu bunu takmıyor. Çok özür dilerim ya, soytarı yani. Müştehit kimmiş, mezhep kimmiş diyor. Kadın diyor ağzlarında tutar böyle. Yani az bile buna İmam Ali daha ağır tabir kullanmış. Ulemayı su. Ne demek? Kötü alim. İşkembesiyle, uşkurluğuyla dine bağlı olan. Dinini satan yani. Ya şöhret için işte bu işte. Yani gidiyor Selefi Salih ulemasının şeylerini İmam Azam kimmiş? Onlar diyor. Adam ya ölüyor evet. Şöyle. Diyesin de dinledim onu bir saat. Ya adam ne diyor? Ya bir saat onu dinleyeceğine 10 dakika okusaydın. Süfyan 10 senede içtihat tahsil etmiş ise şu zamanda 100 sene muhtaçtır ki tahsil edilsin. Çünkü Süfyan'ın iptidai tahsili fıtrisi sini temiz zamanından başlar. Yavaş yavaş istidadı müheyya olur, nurlanır. Her şeyden ders alır, kibrit hükmüne geçer. Ama onun nazırı şu zamanda, çünkü zihni felsefede boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi hayatı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı içtihattan uzaklaşmış. Elbette fununu hazırada tevagülü derecesinde istidadı içtihadı şiiri kabiliyetinden uzaklaşmış. Yani ne kadar bu kabiliyetlerini ne kadar kölletmişse içtihattan o kadar uzak. Yani mana çıkartmak, yani kendisi bir şey iman etmiyor. Bunun meziyeti şu, derin dalıp çıkartabiliyor mana mertebesini. Bir şey bulmuyor. Yani kendi kafasında bir iman etmiyor. Var olandan hakikati çıkartabiliyor. Evet, var olandan çıkartabilecek işte. O antrenmanlık yapıyor, dalgıçlığı öğreniyor. Tamam. Dibe iniyor, çıkartıyor. Malzemeyi getiriyor yani, yaptığı o. Yani adam şimdi suyun üzerinde yürüyor, ben de dalgıçım diyor. Neyle? O dürbünle bile suya baksa o malzemeyi göremediği halde. Kabili uzaklaşmış ve ulum arziyede tefennünü derecesinde içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Mesela okuldaki derste sebep determinist denilen felsefede sebep sonuç ilişkisinden başka bir şey verilmiyor. Bu da ruhu karartıyor. Yani aradaki marifetullah şeyi yok. Allah yapıyor yok. Bu sebep bunu yapıyor, bu sebep bunu yapıyor, bu sebep sonuç ilişkisi başka. O zaman ruhunu karartınca ulum arziyede tefennünü derecesinde içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Çocuk bana demesin mi ki ilkokul üçüncü çocuk. Ya hoca şey diyor, amca diyor, yağmuru diyor, şey diyor, sıcak hava çıkıyor diyor. Ondan sonra ta çarpıyordur, ya şey yapıyor. Allah diye
Allah daha büyük işler yapıyor diyor, bu işleri yapmıyor diyor. Bak öyle demiş, öyle. Allah öyle bir Allah koymuş ki yani, ufak işlere bakmıyor. Ayrılmış işlere. Ha, ayrılmış. Büyük işleri o yapıyor. Abi küçük işlere büyük işler arasında bir fark yok ki. Yok ki. Yani. Küçük iş büyük, aynı büyük iş gibidir. Yani bir yağmuru yağdırmak dünyayı döndürmeye bağlı. Hepsi birbirinden. Hepsi bir bütündür zaten. Ama böyle anlatıyor. Ona sinirlendim ya. Basını şey yaptım, bak böyle diyor. Böyle hocam diyor, bazen diyor kötü bir şey. Gidin okulda o müdüre söyle kardeşim. Lakayt kalma kardeşim. Tutma dilini, başka şeyden dilini kullanıyorsun. Git. Onunla konuş, müdürle konuş. Bu çocuklarımı size nasıl teslim edeceğiz? Nasıl böyle şeyler söylersin diye. Evet, küçük işler Allah'ın değilmiş yani. Büyük işler yaparmış o. Öyle yani kişiler öyle resmen yani resminizi çekiyor, her şeyinizi kaydediyor. Allah böyle şeyler yapar mı? Onun için ne naneyi yerseniz yiyin demek istiyor. Mahmut, anladın mı? Öyle ufak işlerin fotoğrafları çeker mi ya diyor. Allah yaptı fotoğrafçıya. Öyle. Niçin sen bunu soruyorsun? Ulum arziye, tefenunu derecesini, iştihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun için ben de onun gibi zekiyim. Niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye de hakkı yoktur ve yetişemez. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selavâtı.